Aygaz ve Opet Müzik ve Pol programını sunar. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun, yakından görem. Efelerin içinde yörük taneyi seçtin mi? Eğninin efesi, efesi, efelerin efesi. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Müzik ve Pol programımız hoş geldiniz. Ben Paul Dwyer. Güneyden kuzeye kadar, batısından doğusuna kadar Türkiye'deki müzik ve kültürün peşindeyken bu hafta yollarımız Ege bölgesine düşüyor. Ve maalesef biraz yağmurlu bir gün. Aydın'dayız ve tabii Aydın derken aklınıza neler gelir? Efeler, tabii ki Zeybekler ve çok önemli bir halk karamanımız var. Yörük Ali Efe. Bu kültürü işleyeceğiz. Zeybek kültürü tabii ki ve diğer müzikler. Baktık ki burada çok yaygın. Hatta sokaklara kadar bile yayılmıştır. Haydi. Müzik ve Pol programımız başlıyor. Selamlar. Burada bir düğün mü var? Düğün mü var? Düğün var. Gelin almak için akşam da balosu var. Ha, gelin almaya geldiler. Bir akşam gideceğiz. Gideceksiniz. Evet. Ne kadar sürüyor bu? Kaç gün? Hayır, şimdi yarım saat içerisinde falan şey yapacağız. Harika. O zaman hayırlı olsun. Sağ ol. Damat nerede? Damat. Damadı bekliyor zaten. Damat gelsin. Çağırıyorsunuz yani. Evet, evet. Ben biraz oynamaya çalıştım da Zeybek, Zeybek değil mi? Zeybek. Her düğün de bunu ağırlık Zeybek mi? Zeybek. Biraz bahseder misin? Yöresel olarak yani burası Aydın, Aydın Zeybek'i var. Hı? Muğla Zeybek'i var mesela, Denizli'nin, ondan sonra Tavas Zeybek'i var. Her bölgenin kendine göre Zeybek oyunları vardır. Ve ağırlık... Harmandalı genel olarak her yerde söylenir. Çok güzel oynadınız. Teşekkür ederim. Hep hanımlar oynarlar, evet. Şimdi gelin geldikten sonra burada gelin tekrar oynayacak. Gelin geldi tekrar oynarız.
Tekrar bir oynayacaksınız. Evet, tabii, evet. Gelini indireceğiz, evet. Ondan sonra tekrar burada oynayacak yani. Siz de güzel oynamışsınız efendim. Yok, sağ ol. Peki damat da oynayacak herhalde değil mi? Tabii, tabii. Tabii, tabii. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, biz Aydın sokaklarda gezerken kulağımıza çok hoş bir ses geldi. Şu anda Yörük Efe Derneği'ne geldik. Bu güzel gençler, bu efeler, bu süper kültürü yaşatıyorlar. Hep beraber izleyelim. Aşık Efe Fani. Şimdi bu güzel Efe kulturundan biraz bize bilgi verebilir misiniz? Efe nedir? Zeybek nedir? Tabii sevgili Paul. Malumunuz ki Batı Anadolu deyince Efeler Diyarı aklımıza gelir. Niye bu diyara Efeler Diyarı demişler? Efelerin harman olduğu yer bu diyar. Efeleri her yerde görmek mümkün. Ama farklı coğrafyalarda Efelerin adı farklı isimlerle anılır. Ankara'da Seymen'dir. İşte Erzurum'da Dadaş'tır, Elazığ'da Gakkoş'tur, Antep'te Maraş'ta Ede'dir, Doğu'da Yiğdo'dur. Biz Efeler diyarındaki Efelerden bahsedecek olursak, bir Efe lider kişi, iki onun ayarındaki o kalitedeki usta zeybekler, bir de bu gruba yeni giren, eğitimi devam eden, henüz yeminini edip de zeybekliğe terfi etmeyen kızanlar vardır. Hı hı. Yani bu bir aile gibidir. Gezer oldum, gezer oldum şu Aydın'ın dağlarında. Gezer oldum, gezer oldum şu Aydın'ın dağlarında. Dertli dertli tozar oldum şu Aydın'ın dağlarında. Dertli dertli tozar oldum şu Aydın'ın dağlarında. Şu Aydın'ın dağlarında. Burada bir Yörük Ali Efi, hep ismini zaten heykeli de var. Var. Biraz onun hikayesini anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi bizim efelerimiz her devirde, her dönemde var. Türklüğün yaşı ile yaşıttır. Orta Asya'da da var, burada da var, her yerde var, Balkanlarda da var vesaire. Aydın'ımızdaki efeleri Kurtuluş Savaşı'ndan önceki, yani milli mücadele döneminden önceki efeler, bir de sonraki efeler diye tanıyoruz. Halk öyle biliyor. Yörük Ali Efe, Cumhuriyet kurulduğu yıllarda yaşayan, yani Kurtuluş Savaşı sırasında savaşın bizzat içinde olan, orduya zeybekleriyle beraber orduya katılan, 1920 yılında orduya katılmıştır. Ondan önce de dağlarda kendi grubuyla halkı için, obası için, köyü için çalışmıştır. Siz bir ozansınız, biz aşıksınız. Efeleri en kısa nasıl bir ifade yaparsınız? Nasıl ifade edersiniz? Efelik nedir diyorsunuz? Evet, nedir? Yani kısaca. Evet. Sizin şiirleriniz var, parçalarınız var. Herkesin anlayabileceği dilden şöyle diyebiliriz. Efelik kula kul olmamaktır. Kula kul olmamaktır. Evet. Belki siz anladınız, ben pek anlayamadım ama. Kula kul olmamaktır. Allah'a kul olmaktır. Haksızlığa, yanlışlığa boyun eğmemektir. Kötüye teslim olmamaktır.
ses yani kötülük ve zulüm karşısında sessiz kalmamaktır. Peki Aşık Efe, buyurun. Bu güzel figürlerin anlamı vardır. Onu biraz bilgilendirir misiniz? Tabii sevgili Bol. Şimdi halk, biz Zeybekler oyunları oynarken, davul zurnalar çalarken, işte efeler coşar oynar. Bu her hareketin, her figürün bir anlamı var. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Bütün Zeybek oyunları, ezgileri, adı üstünde ezgidir ve kesinlikle bir eğlence programı değildir. Tamamı ağıttır. Hı hı. Ama bu oyunlar ağıt çalarken nasıl oynanır? Burada şu gerçek yatıyor. Orada Efe o sahneye çıktığı zaman düşmanı ile karşı karşıyadır. Efe'nin cengidir o oyun. O cenk esnasında işte düşmanına karşı kılıcını, bıçağını çekmiştir. Onu işte gerilmiş, bıçağını savurmuştur. Onu yere düşürmüş, dizini üstüne çökmüştür, boğazına çökmüştür. Bu figürleri işte aslanın avına atılışı, kartalın, kartallar efelerin, hı hı, figürleri biliyorsunuz, sembolü. Onu sembolüdür. Kartal nasıl avına süzülüyor, efendim efenin duruşları da kol şeyleri. Kanatlarınız da var zaten. Kartal kanı, evet zaten öyledir, cepkenler. Ve avına süzüldüğü, daldığı gibi, onun üzerine çöktüğü gibi efeler o figürlerle düşmanına bir gözdağı, hı hı, bir rest, hı hı, bir meydan okumadır. Korku olmadığını gösterir. Evet. Mesela Çakırcalı Mehmet Efe'yi sormuşlar. Efendim siz hiç korkmaz mısınız? Korkarım, ben de bir insanım ama efeliğim korkmamamı gerektiriyor demiştir. Dikili ve Romanların yaşadığı Taş Dede'nin mahallesine geldik. Yanımızda değerli kardeşlerimiz var efendim. Şener. İyisiniz. Teşekkür Şener ederiz. Ve Mustafa. Evet. Önce bu güzel sazlar ve telli sazlar çalıyorsunuz bu bölgede. Evet. Neden telli sazlar? Çanakkale'li burada benim eniştem. Halamla evleniyor. Burada kalıyor. Kendisi kemancı. Tabii yıllar önce biz dünyada yoktuk. Onun sayesinde, hani biz de yetiştik, o da yanına aldı bizi sağ olsun. Ondan göre göre, bize göstere göstere yardımcı olarak biz de bu enstrümanları seçtik. Ve benden sonra daha çok arkadaşlara da bu enstrümanı seçtirdiler ve onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii siz akrabasınız. Tabii. Genelde bu evet, çok yaygın evet, bir evet, kuşaktan kuşağa kadar evet, giden sizin akrabalarınız nedir? Mustafa yeğenim olur. Amcam olur kendisi. Evet. Abimin oğlu. Çok güzel. Mesela benim hep kanun hep evet, sanat müziği ve saray müzikleri yakıştırıyor. Yani yakıştırmak değildi. Hep öyle düşünüyordum evet, ama siz evet, bu şekilde de çok güzeldi. Kullanıyorsunuz ve çok güzel ses çıkarıyorsunuz oradan.
sazlarla ne türlü müzik yapıyorsunuz bir ve nerede görebiliriz sizi? Şu an restoranlarda çalıyoruz. Restoran. Genellikle yazın düğünlerimiz oluyor. Yazın düğünlere çıkıyoruz. Böyle yani düğün, restoran, taverna yerlerde grup yapıyoruz, çalıyoruz. Garip gelecek ama burada klarnet de yetişmeye başladı. Yavaş yavaş. Evet, klarnet çocuklar, arkadaşlarımız var, genç çocuklarımız da yetişmeye başladı ve iyi geliyorlar onlar da. İnşallah iyi olacak yani, müzik dikili de çok iyiye gidiyor. Sevgili izleyenler, Aydın, Çin'e ilçesine geldik. Burada bir ustamız var, değerli bir ustamız Halil Bey. Dışarıda yağmur var, biz de bu güzel yer, bu güzel atölye esasında. Evet. Bunun altına girdi çünkü dışarıda müsait değil. Ustamız, iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi nasılsınız? Süper, tabii biraz ıslandık ama olsun. Ortam çok güzel. Yağmur demek, bereket demek. Aynen öyle. Şimdi sizin cura, özellikle cura, biz onun peşine geldik de, bu cura'nın hikayesini nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz? Cura, Anadolu'nun ahşap çalgılarının, saz ailesinin en küçük üyesi. Cura, ahşap oyma çalgıdır. İşte elimizde örneği bu. Siz... Bu da cura'nın en özel olduğu ağaç sarmaşık ağacı. Sarmaşık. Sarmaşık. Onun özelliği nedir usta? Özelliği ağaçların dışında parazit olarak büyür. Orada kalınlaşır. O da çok büyümüyor. Hı hı. Ancak bu kalınlıkta büyüyebiliyor. Bunu biz alıyoruz. Yaşken oyması çok kolay. İyice yumuşuyor ağaç. Oyuluyor. Kuruduğu zaman da bayağı bir sertleşiyor. Ondan sonra bu güzel çalgı meydana çıkıyor. Çay benim çeşmem, onda derdimi deş. Bu zaman içerisinde ne kadar zaman lazım bunun oyanması? Oyması epey bir zaman alıyor yani. Hı-hı. Bir zaman verilmez buna. Bir saz sıfırdan bitene kadar bir sene mi oluyor? Aşağı yukarı bir sene olur, bir ay olur, o çalışmaya bağlı. Bir sesi duyma şansımız var ya, bu da tabii. Üç telli değil mi? Üç telli oluyor bu. Bu tabii küçük olduğu için bayağı tiz bir sesi var. Evet.
sarmaşık cura dedik. Sarmaşık curanın çok önceden yapılmış. Bunun tarihi belli değil. Çok eski bir cura bu. Bayağı eski. Baksana tozuna. Bunun sarmaşık ağacından olduğu söylendi bana. Demek ki o zamanları sarmaşık ağacı bu kadar kalınlaşıyormuş. Biz şu anda kaç bulamadık. Kaç senelik bu? Bilir misiniz? Bilmiyorum. Hani bir böyle kaldı yani. Bunu ben bütün çalgıları topladığım insanlar 80-90 yaşında insanlar. Hepsi dedelerinden kaldığını söyledi. Herhalde 3-4 kuşak. Siz bunun şunu işte sormak istiyordum. Siz bunun araştırma yaparken hatta bu curalarla ilgili birkaç tane hatta kaybolan curalar. Benim bildiğim kadar hep tek bir tane vardı tabii, ama dört tane varmış. Çok hadi daha fazlası var. Bunlar böyle aşağı yukarı benim bildiğim 5-6 tane var. Bunların bazılarını biz hayata geçirdik. Bu Baltabaş curası günümüzdeki kopuzun küçük curası oluyor. Bu 6 tellidir. İsterse 3 telli olarak kullanılır. Bunun da sesi de bayağı güzel bir sesi var bunların. Evet. Gelenek bu tahtıcı diye bildiğim kadar bir tahtıcı kültürü mü bu bir yaşantısı. Bu kaç sene kadar gidiyor ve nereden geliyor size? Kaç yüz senelik bir yaşam? Şimdi bizim kültürde Anadolu'da hakikaten şeylerini bütün gelenek göreneklerini gizleyebilmiş. O güzelliklerini bütün hani hiç bozmadan bugüne getiren bir toplum olarak şey yapıyorum ben onu. Hı hı. Bunun üzerinde bunların çalgıları, kullandıkları bütün çalgıları adam kendisi yapabiliyormuş. Evet. Benim bu taşıdığım, bulduğum bu eski çalgıların hepsi de bireylerin kendisine yaptığı, kendisi için yaptığı evet. sazlar. Bunlar birbirine uyuyor. Veyahut da bazı değişik yörelerde değişik biçimler vermiş ama sesi, kullanma şekli aynı. Biraz kendi pişir, kendi ye gibi bir şey var. Evet. Ozanlar kendi yapıp yani, kendi çalıyorlar. Yani. Şu dalmadan geçtin mi, soğukta sular içtin mi, efelerin içinde yörük taliyi seçtin mi? Heydin nefesi, efesi, efelerin efesi. Heydin nefesi, efesi, efelerin efesi. Halil Kafes Üçtaylı görüştük. Kendisinden güzel güzel türküleri dinledik. Bir de bağlama oyma ustası. Bu tahtıcıların kültürün son kuşak diyebiliriz. Kendisi bu konuyla ilgili biraz sıkıntılı. İstediği destek hatta hiçbir destek almıyor. Şikayet ediyor. İnşallah birisi bir el uzatır, o desteği görür. Burası neresi? Çin'i. Evet, Çin'in köftesi meşhurdur. Biz maalesef köfte yemeden yağmur yedik. Programımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nefesi, nefesi, efeleri nefesi. Aygaz ve Opet'in sunduğu Müzik ve Pol reklamlardan sonra devam edecek.